Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında, inanılmaz lezzetli ve çikolata soslu harika bir etimek tatlısı yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayalım. Bunun için küçük bir tencereye klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı şekeri alıyorum ve kısık ateşte şekerin erimeye başlamasını bekliyorum. Ve 1-2 dakika içerisinde videoda gördüğünüz gibi şekerin alt kısmı erimeye başladı. Şimdi bir tahta kaşık yardımıyla şekerin hepsi aynı renge gelip homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Evet, şekeri kısık ateşte tahta kaşıkla karıştırarak videoda gördüğünüz renge gelip homojen bir kıvam alana kadar karıştırdım. Bu rengi elde ettikten sonra şekeri çok fazla yakmadan hemen içerisine aynı bardak ölçüsüyle 1,5 su bardağı soğuk suyu tencereye çok fazla yaklaşmadan ilave ediyorum. Bu aşamada sıçramalar olabilir. O yüzden çok dikkatli olalım lütfen. Evet, gördüğünüz gibi suyu ekledikten sonra şekerde bir sertleşme oldu. Şimdi içinde sertleşen şeker eriyene kadar kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi kısık ateşte pişirdikçe içindeki şeker tamamen eridi. Şeker tamamen eridikten sonra şerbetimiz hazır ve ocağı kapatıyorum. Evet şerbeti hazırlar hazırlamaz videoda gördüğünüz etimeklerden 11 tane kare borcama diziyorum. ve kalan yarım etimeyi de parçalayarak boşluklara yerleştiriyorum. Daha sonra şerbeti hiç soğutmadan sıcakken hemen etimeklerin üzerine döküyorum. Ve şerbetin tamamını döktükten sonra ben üzerinin muhallebisini hazırlayana kadar şimdilik bir kenara alıyorum. Evet şimdi tatlımızın muhallebisi için uygun bir tencereye 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası, 1 dolu yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı şekeri alıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 4 su bardağı da sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyarak homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra muhallebiyi pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebiyi kısık ateşte sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan pişirdim ve altını kapatır kapatmaz bir paket vanilya ilave ediyorum ve vanilya ile beraber güzelce karıştırıyorum. Daha sonra muhallebiyi hiç soğutmadan hemen etimeklerin üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve muhallebi oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi dolaptaki tatlının muhallebisi soğuduktan sonra uygun bir karıştırma kabına bir paket krem şantiyi alıyorum ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağından iki parmak eksik soğuk süt ilave ediyorum. Daha sonra mikserle istediğim kıvama gelene kadar yaklaşık 2-3 dakika çırpıyorum ve 2-3 dakikanın sonunda istediğim kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi krem şantiyi belli aralıklarla tatlının üzerine koyuyorum ve daha sonra eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve krem şantisini düzelttikten sonra ben çikolatalı sosunu hazırlayana kadar tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tatlımızın çikolatalı sosu yani ganajı için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. Daha sonra kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. ve kremayı kısık ateşte başından ayrılmadan sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Kaynamaya başladıktan sonra hemen altını kapattım ve şimdi içerisine sütlü ve bitter karışık olmak üzere 200 gram çikolatayı ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak çikolataları kremanın içerisinde eritiyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra krem şantinin üzerine döktükten sonra krem şantiyi eritmemesi için karıştırmaya ara vermeden sosu iyice soğutuyorum. Evet, sosu sürekli karıştırarak iyice soğuttuktan sonra krem şantinin üzerine döküyorum ve tatlıyı tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlıyı ben bir gece buzdolabında dinlendirdim. Fakat vaktiniz kısıtlıysa 5-6 saat dinlendirmeniz de yeterli olacaktır. Şimdi dilimlerken çikolata sosunun çatlamaması için bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçete ile kuruladıktan sonra kare dilimler şeklinde kesiyorum ve biraz fıstıkla süsleyerek servise hazırlıyorum. Daha sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şu ana kadar yaptıklarımın en iyisiydi. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. O yüzden bir kez daha ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Den Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.